Merhabalar, ben Tarık Güney. Bu videomuzda pointerler üzerine konuşacağız. Pointerler nedir? Nasıl kullanılır? Ve bu arada kullanacağım programlama dili Go Language. Yani şöyle yazılıyor. Bu Google'ın programlama dili. Görüntü olarak da yani golang.com ya da şu adrese gittiğinizde görebiliyorsunuz. Burada işte Go ile alakalı dokümantasyona ve örneklere ulaşabilirsiniz. Bu videoda çok Go üzerine konuşmayacağım ama Go'nun bence yani kullanım alanı hem çok fazla hem de öğrenilmesi kolay bir dil hem de zaten bir nevi C dili üzerine biraz daha high level yani yüksek seviye dil olarak görülebilir. Dolayısıyla bence kullanım olarak daha gelişmiş ve hem her yerde kullanılabilmesi itibariyle hem de hızı itibariyle hem de statik bir dil olması itibariyle bence tavsiye edebileceğim, herkesin kesinlikle öğrenmesini tavsiye edebileceğim bir dil. Bir yerde işinize yarayacaktır. Neyse, velhasılı kelam. Konumuza geçelim. Örneklerimi Go dilinde yapacağım çünkü pointerlar Go'da daha açık bir şekilde kendini gösteriyor. C# ya da Java gibi dillerde pointer her ne kadar olsa da ben şahsen hani her ne kadar benzer olsa da Go dilinin sadeliğini daha çok seviyorum örnekler yaparken, videolar yaparken. Şimdi şöyle başlayalım. Önce bir pointer anlamaya çalışalım. Pointer arkadaşlar adı üstünde aslında. Yani bir işaretçi, bir yere işaret eden bir şey. Dolayısıyla belki bir analojiden meseleyi daha iyi anlayabiliriz. Şimdi düşünün ki bir adres tarifi, daha doğrusu bir adres, evet, bir adres tarif edeceksiniz. Ya da bir arkadaşı evinize çağırdınız. Doğal şartlarda, normal şartlarda yaptığınız şey ona adresinizi vermek olur. Ve aynı adresi başka insanlara vererek hepsinin aslında bir eve gelmesini sağlamış olursunuz. Gidip de şunu diyemezsiniz, hani sen dur ben evimi sana getireyim. Ya da dört tane arkadaşınızı eve çağırdınız, şunu demezsiniz, işte her birinize bir ev veriyorum, kendi oraya gelin falan demezsiniz. Yani bir adresiniz vardır. Bu analojiden yola çıkarak şunu diyebiliriz. Pointer'lar da aynı mantık. Bu bilgisayar programlamasında mesela biliyorsunuz memory dediğimiz bu bilgileri sakladığımız bilgisayarın işte verileri sakladığı yer. Ve bu memory'yi büyük bir şehir olarak düşünebilirsiniz. Her biri ufak adreslerden oluşan ve bir yerden bir yere veri göndermek istediğinizde bu adresi kullandığınız. Örneğin ben mesela kendi evimden başka bir eve, aynı şehirde ya da aynı ülkede bir veri göndermek istediğimde posta servisi sayesinde bir adresten başka bir adrese veri gönderebiliyorum, yani bir hediyeyi ya da bir paketi gönderebiliyorum. Bu da aynı şekilde memory için de geçerli. Genelde memory olarak RAM kullanıyoruz. Ama harddisk de aynı şekilde adresleniyor. Neyse. Tabii ki şimdi iki şansınız var. Diyelim ki elinizde büyük bir veri var. Bu veriyi başkaları da hani kullansın istiyorsunuz. Tabii ki duruma şartlara göre değişir ama benim vereceğim örnekte bu veri çok büyük bir veri ve bu veriyi devamlı kopyalayıp kopyasını göndermek istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki yani zaten bu veri değişebilir. İçindeki bilgiler değişebilir. Hatta değişmesini istiyorum. Ve bu veriyi tekrar tekrar kopyalamak istemiyorum. Değiştirmek zorunda değilsiniz bu arada. Hani o verinin değişmesi zorunlu değil.
Ama çok büyük veri olduğunu düşündüğünüzde o veri tekrardan bir kopyasını yapmak hani memoride yer alacaktır. Ve dolayısıyla hani performans biliyorsunuz bilgisayarcılar için çok önemli bir kavram. Ve hızlı çalışan bir sistem yazmak için mümkün mertebe tekrar hani sistemin tekrarlardan kaçınması gerekiyor. Gereksiz tekrarlardan kaçınması gerekiyor ki sistem o denli hızlı çalışabilsin. Aynı şekilde böyle büyük bir veriyi bir yerden bir yere aktarmak istemiyoruz. Memoride yer almasını istemiyoruz. Onun yerine başka bir opsiyonumuz var. O da şudur. Adresini paylaşırız. Yani derim ki arkadaşım benim verim şu adreste. Sen git o adresten bu veriyi al. Ben sana verinin aynısını kopyalayıp göndermiyorum. Sadece adresini gönderiyorum. Bu veriyi değiştirebilirsin. Yani değiştirmek zorunda değilsin. Şartlara göre hani o sizin klasınızı, sınıfınızı nasıl tanımladığınıza göre değişir ama hani opsiyon da var. Hatta bazen yeri gelecek. Diyeceksiniz ki yani ben bu verimin başkası tarafından değiştirilmesini istiyorum ve ben bu değiştirilmiş versiyonu okumak istiyorum dediğinizde de aynı şekilde bu yani adresleri kullanabilirsiniz. Aslında pointer dediğimiz şey de bu. Pointer arkadaşlar kısacası bir verinin adresini tutan mesele. Bir değişken, bir tip. Normalde siz bir veri sakladığınızda bilgisayarınızda biliyorsunuz hani stack vardır, heap vardır vesaire ama basitleştirmek için yak şöyle söylenebilir. Siz direkt bir değişken ile bir veriye ulaşmak istediğinizde o verini eğer hani value type ise ya da tabii ki ya bunlar çok aslında biraz şey konular hani detay gerektiren konular ama ben yüzeysel geçtiğim için bazı detayları atlayacağım. Value type'ların yani değer tiplerinin devamlı stack'a saklandığını düşünüyorum. Normalde değer tipleri heap'lere saklanır. Management'a baktığımız zaman neyse oraya çok girmeyelim. Normalde siz bir diyelim ki hatta örnekle devam edelim. Yani kod görelim. Sadece konuşmak olmasın. Şöyle yapayım ben. Bir tane Go sınıfını oluşturdum. Ve bunu nano ile çeşit şey yapalım. Şimdi hemen hızlıca package main diyelim ve import diyelim de şimdi bir veri bir değer değişken tanımlayalım. String tipinde olsun. Bu arada Go dilinde syntax biraz farklı. Tip tanımlamaları değişken isminizden sonra geliyor. Ve birden fazla farklı değişken tanımlama opsiyonunuz var. Bu sadece bir tanesi. Ben biraz açık olsun diye böyle yaptım. Diyelim ki şimdi şunu dediğimde tabii ki bu string için geçerli bir rakam ama belki bunu int yapalım. Daha hani bilinen bir şey olsun. Şimdi böyle dediğinizde bu veri main metodu için oluşturulmuş olan stack frame'de direkt saklanacak. Yani aslında burada deneme dediğimiz şey aslında stack'teki bir memory yani stack sonuçta bir memory'de bulunan bir yer. Bunun adresi. Sadece biz hani anlayabilmek bu adres dediğimiz şey heksadesimal olduğu için yani ABC 15 25 26 neyse böyle bir rakam kullanmak yerine daha anlaşılır şey kullanıyoruz. O da deneme. Sonuçta programcılık biliyorsunuz maintainability önemli. Anlaşılabilirlik önemli. Hal böyle olunca direkt deneme bir adres. Ve bu adrese saklanan veri de 2. Ama tabii bu opsiyon farklı bir opsiyon. Yani ben mesela şunu demek istiyorum ya hani oturup da bu deneme veri bu 2 olan iki değerini tekrardan kopyalayıp da başka yere göndermek yerine o kopyasını göndermek yerine şunu demek isteyebilirim ya hani ben zaten deneme verim var bu adreste. Şöyle yapalım ben bu adresi göndereyim. Dolayısıyla bu adrese sahip olan arkadaş metot neyse bu adrese sahip ise bu veriye ulaşabilsin. Bu adresi kullanarak. Bu aynı şey gibi. Yani
bir evin adresini veriyorsunuz ve dolayısıyla herkes, o adrese sahip olan herkes o eve gelebiliyor. Aksi halde çok mantıksız olacak belki ama o evi tekrardan oluşturmanız, inşa etmeniz gerekiyor ve o evi insanlara vermeniz gerekiyor. Hani bir tane senin için yaptım, bir tane senin için kendi eviniz. Ama ne oluyor işte, hem fazla resource, kaynak kullanmış olacaksınız. Zaman harcayacaksınız, emek harcayacaksınız, değil mi? Yani bunun daha kolay bir yöntemi var. Dolayısıyla şöyle de diyebilirsiniz. Mesela diyelim ki işte bu da yani İngilizce olsun. Ya da test diyelim. Tip olarak da arkadaşlar şeyi kullanacağız. Pointer tipini oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla int yazamadık. Ve adresine ulaşmak istiyorsam eğer bir tane operatörüm var. Şöyle bir operatörüm var. Bu operatörüm bana diyor ki int pointer tipinden bir veri tanımla. Bu şu demek. Bu pointer'ın point ettiği, yani işaret ettiği verinin tipi int demek yani. Ve deneme değişkeninin adresini ver. Kendi değerini demiyorum. Yani 2 göndermeyecek. Bana memory adresini gönderecek. Dolayısıyla böyle yaptığımda şunu demiş oldum. Bir tane pointer oluşturdum. Pointer'ım veri olarak, yani memory'de, yani ben şöyle dediğimde mesela test diye bu test verisini yazdırdığımda bana bir tane adres döndürülecek. Şunu anlıyoruz. Test adresinde, yani bu bir adres sonuçta. Test her ne kadar bizim değişken olarak anlaşılabilir bir isim kullansak da bir aslında bir adres. Test adresinde denemenin adresi saklanıyor. Biraz garip ama öyle. Yani dolayısıyla burada test değişkeni şu olmuş oluyor. Pointer. Yani başka, aslında başka bir yere point ediyor. Başka bir adrese işaret ediyor ve diyor ki bende değil gerçek veri. Gerçek veri benim işaret ettiğim adreste. Eğer o veriyi istiyorsan o adrese gitmen gerekiyor diyor. Ve bunun için mesela dillerde şöyle bir destek var. Bunu kullanıyorum. Yani bu yıldız işaretini kullanıyorum ve eğer pointer'ın işaret ettiği veri almak istiyorsam şu operatörü ya da bu operatör herhalde, bunu kullanıyorum. Eğer bir değişkenin adresini almak istiyorsam bunu kullanıyorum. Tabii bakın bu pointer, bu pointer değil. Şu bir pointer ama normalde deneme bir pointer tipinden değil. Dolayısıyla şunu kullanarak bunun adresini alıyorum ve test, benim test değişkenin bir pointer olduğu için bunda şunu kullanmama gerek yok. Bunu kullansam ne olurdu? Olacağı şu. Test dediğim gibi neydi? Bir adresti ve o adreste gerçek sakladığımız veri neydi? Denemenin adresiydi. Ben eğer bunu kullandığımda test değişkeni, test adresinin adresini almış oluyorum. Yani bu testin adresi neyse gerçekte bunu almış oluyorum yani. Dolayısıyla işime yarar mı? Yaramaz. En azından bu noktada. Çünkü bu arada şey var. Mesela C gibi dillerde pointer aritmetikleri var. Yani şunu diyebiliyorsunuz. Hani ben şu an belki diyorum ki işte şu adresteyim. Test bir adres tutuyor demiştim. Test adresindeyim. İşte iki daha eklersem en nihayetinde diyelim ki test benim ABC ya da 123 adresime ulaşıyorsa, iki daha ekledim. 125. 125 olmuş oldu. 125 ne oldu? Memory adresindeki veriye ulaşmış oluyor. Yani bu şekilde pointer aritmetikleri, yani toplama, çıkarma gibi aritmetikleri var. Ama Go bunu desteklemiyor. Bunun aslında güzel bir özelliği de olmuş oluyor. Çünkü birincisi, hani öyle kafanıza göre bir yere ulaşmış olmuyorsunuz. Daha hani programcının daha güvenli bir yazılım yazmasını sağlıyor. İkincisi de bazı dillerde, mesela C Sharp gibi dillerde biliyorsunuz garbage collector var. Yani çöp toplayıcısı. Çöp toplayıcısı da şudur. Memory'de kullanılmayan referansları, verileri arada bir geliyor, silip götürüyor. Diğer, bu sayede daha önce kimsenin referans etmediği, kimsenin kullanmadığı işte objeleri, objeleri, objektleri, nesneleri
Bu garbage collector, arkada çalışan bir servis gibi düşünün. Geliyor arada bir giriyor. Mesela bazen bakıyor ki hani bazen sistem tarafından çalıştırılıyor, bazen otomatik olarak çalışıyor. Genelde sistem tarafından çalıştırılıyor çünkü belli eşik değerleri var. Mesela diyoruz ki işte eğer memory şu kadar olursa, yani şu kadar dolarsa garbage collector devreye girsin ve desin ki işte bu verileri sileyim. Ondan sonra tabii ki sadece silmekle kalmıyor. Memory'yi daha hızlı çalışması için optimize de ediyor. Mesela bazı verileri başka yerlere taşıyor. İşte sistemi biraz daha, memory biraz daha kompakt hale getiriyor vesaire. Dolayısıyla verilerimiz sağa sola oynamış oluyor. Ve diyelim ki 1-2-3 adresindeki, bir zamanlar 1-2-3 adresinde olan bir veri garbage collector devreye girdikten sonra, memory'yi optimize ettikten sonra artık 1-2-3 değil de belki de 255 adresine taşınmış olacak. Ya da belki de 100 adresine taşınmış olacak. Genelde ufaltıyor. Vesaire, böyle olunca mesele biraz daha değişiyor. Onun için mümkün mertebe hani böyle yüksek seviye dillerde aritmetik operasyonlar ya da aritmetik değişimler çok olmuyor. Bundan dolayı. Hatta onun için mesela C# gibi ya da Java gibi dillere managed diller diyoruz. Çünkü memory, yani hafıza bizim adımıza, bizim için şey yapılıyor. Manage ediliyor. Yani bakımı yapılıyor. Kontrol ediliyor vesaire. Bu arada bazı kelimelerin Türkçeleri aklıma gelmiyor ama manage etmek herhalde yönetmek. Yönetiliyor. Neyse. Herhalde bu kısım anlaşılmıştır. Ve bu açıdan da baktığımızda mesela şimdi şunu diyebiliriz. Print element bir test. Bunu dedik ve şunu diyebiliriz. FMT arkadaşlar bir tane paket, yani konsola veri yazdırmak için kullanılan bir paket. Bir de şunu diyelim. Normalde görmem gereken şey test bir adres olarak, bir heksadesimal yani 16'lık sistemde gösterilen bir numara gelecek. Burada da test, yani iki değerin gelmesini bekliyorum. Bunu bir save edelim. Save etsin. Çıkalım. Çıkamadık. Go run main.go. Çalışmayabilir. Hata gelebilir. Gelmedi. Güzel. Hata gelebilir de şundan dolayı dedim. Bazen şey olabiliyor. Yani bu int olarak gönderdiğim için string'e dönüştürmem gerekebiliyordu. Gerekmedi. O güzel. Şimdi bakalım. Dikkat ederseniz garip bir adres. Bu memory adresi. Tabii ki biliyorsunuz devreye virtual adresler falan giriyor. Ve bunlar işi biraz değiştiriyor. Yani bu aslında tam manasıyla benim memory'deki gerçek adresim olmayabilir. Bu işletim sistemleri virtual address diye bir kavramları var. Dolayısıyla sanki her işletim, her proses sanki tek başına çalışıyormuş gibi, yani sanki bilgisayarda tek çalışan oymuş gibi ve tüm kaynaklar kendisine açılmış gibi bir mantıkla çalışıyor ama arka planda işletim sistemi bizim memory'mizi de kendi bir şekilde yönetiyor. Ve nasıl diyelim Türkçesiyle hani bir hafıza ile hard disk arasında paslaştırıyor meseleyi. Bakıyor ki mesela bazı kullanılmayan veriler gerçekten boş boş duruyor orada. Diyor ki ya bunlar hafızada yer kaplamasın. Ben bunları hard diske taşıyayım diyebiliyor. İşte bunlara page file deniyor mesela. Oraya koyuyor, bekletiyor. Ne zaman ki sen bu veriye ulaşmak istediğinde hani bu sefer de diyor ki ya bu veriye ulaşıldı. Ben bunu hard diskten alayım. Gerisini geri memoriye koyayım ve memoriden okuyayım. Çünkü bu daha hızlı bir operasyon. Aslında buradan baktığımızda memori biraz daha cache mantığıyla çalışmış oluyor. Yani tam olarak main memory belki değil ama daha çok cache olarak kullanılıyor. Aynı CPU'lardaki, yani bu processor'lardaki cache gibi, biliyorsunuz cache'ler yani veri aktarımını hızlandırmak için, veri işlemlerini hızlandırmak için kullanılan küçük, daha küçük boyutlu alanlar olarak karşımıza çıkıyor. İkinci olarak da baktığımda iki verisi geldi. Şöyle bir koduma bakayım. Bu terminalde yeni bir tab açalım. Şimdi bu önceki tab'ti. Şu tab'den bakalım bir daha.
Nano, ben neredeyim? Okey. Şöyle şu adres şuradan şöyle bakalım. Bakıyorum ve diyorum ki önceki şeyim test bana dikkat ederseniz neyi gönderdi? Bir adres gönderdi. Ben dedim ki tamam sen bu adrese sahipsin. Yani senin adresinde bu adresi saklıyorsun. Ama bu adreste ne var dediğimde şu pointer operatörünü kullanarak o adresteki veriyi almak istediğimi söyledim. Ve o adresteki verinin de 2 olduğunu söyledim. Şimdi şöyle yapabiliriz. Hemen bir küçük bir kod daha ekleyebilirim. Ekleyip şuraya şöyle diyebiliriz. Efendim şimdi yine print line diyelim. Ve bir denemeyi bakalım. Bu arada bu print line şey yapıyor merak ettim. Yani şunu yapabiliyor muyuz? Yapıyor olabilmemiz lazım. Deneme değişken adresi diyelim. Test değişkenliği veri. Test gösterdiği ya da işaret ettiği veri. Save edelim. Şimdi diğer yere gelelim bakalım. Go run main.go. Ters oldu. Neyse. Ama dikkat ederseniz bakın bu deneme adresiyle yani deneme değişkenin adresi bu. Ve aynı şekilde test değişkenin tuttuğu adres de bu. Çünkü test değişkeni şu an veri olarak deneme değişkeninin adresini tutuyor. Ama baktığımızda bu adreste yani deneme değişkeninin olduğu adres gösterdiği adreste daha doğrusu deneme değişkeninin gösterdiği deneme değişkeninin olduğu adres. Gerçek adı bu adres. Bu adrese tutulan veri bu. Ve ben diyorum ki bana bu adreste yani şu verinin tutulduğu adresteki veriyi gönder dediğimde de karşıma 2 gelmiş oluyor. Arkadaşlar pointer bu. Bunu tabii ki farklı metotlara geçirmek için kullanabilirsiniz. Bir başka metodunuz olabilir. Bakalım hemen bir deneyelim. Madem bu kadar başladık, geri bırakmayalım. Ben bir tane daha metot oluşturayım. Diyeyim ki değişkeni içeriğini değiştir. Şimdi eğer metodun ismi buysa demek ki bir parametre göndereceğim. Diyelim ki bir deneme değişkeni olsun. Fark etmez. Int. Tabii ki bunun artık bir pointer olduğu belli. Ve tek yapacağım şu. Deneme hatta şöyle yapalım. Yanlış yaptık. Normalde şimdi şuraya girelim şimdi. Belli yani bu herhalde metodun ne yaptığı, bu fonksiyonun ne yaptığı belli. Bir tane parametre alıyor ve parametreyi pointer tipinden bir tane parametre alıyor ve parametrenin içini değiştiriyor. Buradan ne bekliyorum? Buradan şunu bekliyorum. Bu metoda deneme parametremi gönderdiğimde hatta kodu yazayım. Açıklaması zor oluyor böyle şeylerin. Şimdi değişkenin içeriğini değiştir. Saçma bir metot ismi oldu ama siz böyle metot isimleri kullanmayın. Saçma çünkü. Bu deneme demek zorunda değilim bu arada. İsterseniz hatta değiştireyim. Kafa karışıklığı olmasın. Bunu mesela şey diyebilirim. Hello world dedim yani çok da önemli değil. Şunu da hatta dolayısıyla ismini çalayım. Bakın burada şunu demeye çalışıyorum aslında. Değişkenin ismi önemli değil arkadaşlar. Önemli olan adresin kendisi. Şimdi buradan değişkenin içeriğini değiştir metoduma denemenin adresini gönderdim. Bakın denemenin adresini gönderiyorum değişkenimi. Şimdi ne bekliyorum? Şunu bekliyorum. Buradaki test pointer'ım
bana ne döndürecek? 3. Artık 2 değil. Ama halbuki bakarsanız normalde nedir? Normalde metotlara veri gönderdiğinizde eğer pointer olarak kullanmazsanız, göndermezseniz şu 2'nin bir kopyası alınır ve bu metoda o kopya gönderilir. Dolayısıyla şuradaki çalıştığınız yani şu kısımda, şu metodu çevresinde o verinin kopyasıyla uğraşacağınız için o veri üzerine bir değişiklik yaparsanız çok da şey değil yani önceki o bu metodu çağıran kimse haberi olmayacaktır yani orada bir yerde bir değişim olur. Ama biz böyle yapmıyoruz. Şimdi bunu doğru yazdık değişkenin içeriğini değiştir. Tamam. Şimdi bunu kaydedelim. Evet, buraya gelelim. Umarım çalışır. Çalıştı. Şimdi dikkat ederseniz farklılık oldu yani. Şu an belki adresler tabii ki yani bu arada adresler de değişti. Çünkü yani yeni program çalıştığında yeni bir program çalıştı ve dolayısıyla şu an belki bize verebildiği adres bu adres oldu. Ve sonuç olarak 3 geldi. Öncekinde 2 idi. Halbuki ben bu metodumda hiçbir şey değiştirmedim. Tek yaptığım şey bunu çağırmak oldu. Ama buradan şunu anlıyoruz değil mi? Yani eğer burada bir int değildi arkadaşlar. Devasa bir objem var. Yani gerçekten memory'de ben yani çalıştığım şirkette şöyle söyleyebilirim. Biz bu şey yazılımlarını yapıyoruz. Public safety dediğimiz işte toplum güvenliği işte polislerin olsun, itfaiyelerin olsun, belediyelerin yani böyle bayağı bu tarz uygulamalar yazıyoruz ve performans çok önemli olduğu için ve çok farklı sistemle entegre haline çalıştığımız için bazı verileri memory'de saklamamız gerekiyor hız açısından. Bazen oluyor ki mesela 1 GB veri saklıyoruz. 2 GB veri saklıyoruz. Bundan kalsın belki bir tane dictionary mesela bir tane sözlük Türkçesiyle saçma oluyor da bir tane dictionary tipinden bir veri mesela tutuyoruz ve bu veri içerisinde 1 GB'lık bir şey oluyor yani entry oluyor. Dolayısıyla iki şansınız var. Ya bunu saklamayacaksınız ya da yani cache'lemeyeceksiniz. Ön belleklemeyeceksiniz memory'de, in memory içerisinde. Ya da şey yapacaksınız yani habire IO kolları, IO çağrıları yaparak işte network üzerinden o veriyi başka bir sistemden getirmek zorundasınız. Dolayısıyla şimdi polislerin durumu farklı. Bu arabalarda da bu sistem çalıştığı için her zaman yüksek hızda veri şeyleri olmuyor. İnternetleri olmuyor bu arabalarda. Şartlar değişebiliyor. Veri hızı değişebiliyor ve mümkün mertebe bizim bu insanlara ve polis arabası olduğu için bu insanlara veriyi en hızlı şekilde ulaştırmamız gerekiyor. Çünkü adam bir suçluyla hani uğraşmak zorunda. Ondan hemen verisinin gelmesi lazım. O anda belki çektiği, durdurduğu bir arabanın sahibi kim? İşte hani bununla alakalı verileri hızlı bir şekilde alması gerekiyor. Çünkü onunla muhatap olacak. Belki adam suçlu bir insan. Belki o araba çalıntı bir araba vesaire. Demek istediğimi anlatabildim herhalde. Bu tarz zamanın kritik olduğu, zamanın önemli olduğu durumlarda işte dediğim gibi hani gerçek bir olay aslında bu anlattım. Mümkün mertebe mesela o veriyi, o dictionary verisini, o 1 GB'lık veri tekrar tekrar kopyalayıp kullanmak istemiyorsunuz. Bir metoddan bir metoda aktarmak istiyorsunuz. Dolayısıyla sadece onun adresini gönderiyorsunuz. Yani aslında bu hem basit, bu mantık hem çok basit, hem de gerçekten çok önemli bir ihtiyaç programlama dünyasında. Neyse bu biraz podcast mantığıyla oldu. Biraz kod, biraz podcast ama pointer'lar dediğimiz şeyler bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınızı her zaman gibi yorum köşesine bırakabilirsiniz. Aynı şekilde blogumda da yazabilirsiniz ya da YouTube kanalımda da yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Herkese bol selamlar.